Bu videoda dünyanın yaşanmış 20 çevre felaketini derledim. İyi seyirler. Atom bombası. Nükleer silah bilindiği üzere nükleer reaksiyon ve nükleer füzyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahiptir. Nükleer silah tüm kenti ya da ülkeyi canlı cansız ne varsa tamamen yok edecek güçte. Bu öldürücü silah Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. 6 Ağustos 1945 sabahı Little Boy isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Bu olaydan 3 gün sonra Batman isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagasaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132 bin kişi yaşamını kaybetmişti. Little Boy dünyada saldırı amacıyla kullanılan ilk atom bombasıydı. 6 Ağustos 1945 sabahı Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'nın Hiroşima şehrine atılan Little Boy 18 bin ton TNT yani Trinit Rotolyan patlayıcıya eşdeğer gücündeydi. TNT eşdeğeri patlamalarda salınan enerjinin miktarının ölçülmesinde kullanılan bir birimdir. Bir TNT megaton 1 milyon tona eşittir. 1945-2015 yılları arasında yapılan bütün nükleer bomba denemelerinin toplamda saçtığı enerji 540 megaton civarıdır. Bu rakam patlamanın nedenle büyük olduğunu gösteriyor. Hiroşima ve Nagasaki atom bombası saldırısı sonucunda yaklaşık 220 bin kişi öldü. Bu da atom bombasının çevreye nasıl büyük bir facia yarattığını gözler önüne seriyor. Çernobil. 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır. Çernobil nükleer istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından milyonlarca kilometre kareye radyoaktif madde yayıldı. Nükleer istasyonun yakınında yaşayan 49 bin kişi hemen tahliye edildi. Olaydan 20 yıl sonra bile bölge hala bir hayalet şehir. Yayılan radyoaktif maddeler ise sadece Ukrayna'yı değil çevre ülkeleri de etkiledi. Çernobil reaktör kazası 20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Yaşanan nükleer çekirdek erimesi nedeniyle atmosfere karışan radyasyon Hiroşima ve Nagasaki atom bombalarının geride bıraktığından daha fazlaydı. Radyoaktif serpinti batıya yayılarak Sovyet Rusya üzerinden Avrupa'ya yöneldi. O günden bu yana binlerce çocuğa tiroid kanseri teşhisi konurken santralin çevresindeki 32 kilometrelik alan yasak bölge ilan edildi. 4 numaralı reaktör bugün yavaş yavaş çürümeye devam eden büyük beton bir muhafaza için alındı. Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen kaza her biri 1000 megawatt gücünde olan 4 reaktörün hatalı tasarımının yanı sıra reaktörlerden birinde deney yapmak için güvenlik sisteminin devre dışı bırakılıp peş peşe hataların meydana gelmesi nedeniyle oldu. Kazanın yaşandığı bölgede hala yaşamın olmadığı, insanların ve diğer canlıların etkilendiği, koruma alanının devam ettiği bildirilmekte. Love Kennel Hawker Chemical Company isimli firmanın 1940-1953 yılları arasında New York'un kuzeybatısında bulunan Love Kennel hendeğine tam 22 bin ton zehirli atık boşalttığı ortaya çıktı. Niagara civarlarından çocuk ve yetişkin yüzlerce insanın benzer şikayetlerle ard arda hastanelere akın etmeye başlaması kuşku uyandırmıştı. Lösemi, astım, epilepsi ve daha pek çok hastalık oranında anormal bir artış vardı. Biraz araştırılınca sebebi bulundu. Su ve topraktan alınan numunelerde benzen ve dioksit gibi son derece zehirli maddelerin yanı sıra yüzlerce farklı kanserojen bileşimine çok yüksek miktarlarda rastlandı. Yüzlerce ölüme sebep olan bu felaketin ardından bölge tamamıyla boşaltıldı, karantinada tutuldu ve temizlenebilmesi yıllarca mümkün olmadı. Türkmenistan doğalgaz yangını. Cehennem Kapısı veya Derveze Çukuru, Türkmenistan'ın Ahal vilayetindeki Derveze ilçesinde bir doğalgaz kuyusudur. Darvaza krateri 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde yanmakta. 69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğiyle bu krater, Türkmenistan'ın %70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında bulunuyor. Türkmenistan, dünyanın 4. en büyük doğalgaz rezervine sahip
ve Darvaza krateri bu kaynağın tam kalbinde başkent Aşgabat'a 270 kilometre mesafedeki Ahal bölgesinde bulunuyor. Kaynağı hala tam olarak bilinmese de en yaygın hikaye kraterin 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yer bilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında kazara bir yeraltı mağarasını delerek burada bir çukur oluşmasına neden olduklarına dair. Daha sonra buradan zehirli gaz sızıntısından korkup burayı ateşe veriyor ve sönmesini bekliyorlar. Ancak alevler günümüze kadar hala yanmakta. Endonezya'da çamur patlaması. Dünyadaki en yüksek sayıda aktif yanardağa sahip Endonezya, coğrafi olarak volkanik ve sismik hareketliliğin en yoğun olduğu bölgeler arasında yer almasının yanı sıra, yeryüzündeki aktif volkanik dağların da yaklaşık %13'üne ev sahipliği yapıyor. Mayıs 2006'da Endonezya'nın Java Adası'nda yine gaz kaynakları üzerinde bir sondaj çalışmasında çamur patlaması yaşandı. Volkan patlamasını andıran kazada 13 kişi öldü. O günden beri Sidoarjo bölgesinde topraktan sıcak kükürtlü çamur fışkırıyor. Bilim adamlarına göre bu çamur volkanı 30 yıl daha patlamaya devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde maden ocakları. Bir zamanlar dünyanın en zengin kurşun ve çinko madenlerine sahip olan ve 20 bin kişinin yaşadığı Oklahoma Picker'da şu an 25 kişi yaşıyor. Madenlerden sızan asitli suların tüneller aracılığıyla yayılması sonucu bölgede akan küçük nehrin suları zehirli hale geldi ve kırmızıya büründü. Bölgenin etrafındaki dağlar ise madenlerin atıklarıyla dolduğu için Picker'da artık yerleşim kalmadı. Aral Gölü kirliliği. Orta Asya'daki Aral Gölü'nün kuruması, tarih boyunca insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden birisi. Pamuk rekoltesini artırabilmek için Sovyetler Birliği döneminde yapılan plansız sulama projeleri dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral'ın %90'ını kurutup çöle çevirmişti. Aral Gölü'nün kuruyup çöle dönmesi sadece 40 yılı aldı. Bir zamanlar teknelerin yüzdüğü yerde şimdi çorak toprağın ortasında paslanmış gemi kalıntıları var. Eskiden 60 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Aral yer yer 40 metre derinliğe ulaşıyordu. Şimdi ise bu heybetli doğa harikasının sadece %10'u geriye kalmış durumda. Bhopal felaketi. Bhopal felaketi 3 Aralık 1984 günü Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir firmanın Hindistan Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosyanat gazını dışarı atması 18 bin kişinin ölümüne, 150 binden fazla insanın zehirlenmesine neden oldu. Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Çin'de elektronik atık çöplüğü. Huiyu'da Çin'in en büyük elektronik çöplüğü bulunuyor. Burada artık kullanılamayacak elektronik aletler parçalarına ayrılıyor. Aletlerin içindeki değerli metallerin geri dönüştürülmesi için burada devre levhaları yakılıyor, fırınlanıyor ve asitte bekletiliyor. Elektronik çöplüğü olmasına ilave olarak bu işlemlerin de yapılması burayı gezegenin doğası en çok kirlenmiş ikinci yeri yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Marshall Adası'nda nükleer testler. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte nükleer testler yaptığı Marshall Adaları'nda bazı bölgelerindeki radyasyon değerleri Çernobil ve Fukushima'dan 1000 kat daha fazla ölçüldü. Radyasyonun nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş döneminde adalarda yürüttüğü nükleer testler. ABD eyaleti olan Hawaii Adası'yla Avustralya arasındaki mercan resiflerinden oluşan Marshall Adaları'nda Washington 1946-1958 yılları arasında 67 nükleer test gerçekleştirdi ve geriye yüksek oranda radyasyon serpintisi bıraktı. Araştırmacılar bu mercan adalarından Bikini'ye 1954 yılında yapılan Castle Bravo adlı hidrojen bombası testinin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından 1000 kat daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Atom Enerjisi Komisyonu 1956 yılında Marshall Adaları'nı dünyanın açık ara farkla en kirletilmiş yeri olarak damgalamıştır.